Değerli bir konuğum olacak. Burada birazcık sohbet edeceğiz kendisiyle. Disruptive Mobility konuşacağız. Intel Türkiye Ülke Müdürü Burak Aydın'ı alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Valla ben kendi kendime böyle bir şey, normalde Burak bir sunum yapacaktı. Sonra ya dur sunum yapma, sohbet edelim dedik. Ondan daha sonra güzel, ya hadi sunum da olsun, sohbet de olsun dedik. Ben sözü direkt sana bırakıyorum abi. Zaten bir sunum var. Üstünden ben aralara girerek sohbeti genişletelim. Çünkü benim özellikle merak ettiğim konular Intel için mobil ne anlama geliyor ve burada ne görüyorsunuz? Yani çünkü mobilin senin baştan da anlaşıldığı gibi yani disruptive bir yani kuralları değiştiren böyle bir her şeyi yerle bir edecek bir etkisi var şu an. Yani sabahtan beri sunumlarda da gördüğümüz datalar bunu çok net gösteriyor. Geçmişten bugüne yapılan tüm tahminler şu ana kadar tuttular. Onları gördük. Yani mobilin nasıl bir gelecek dizayn ettiğini görmeye başladık. Intel bunun neresinde duruyor? Sizler için, yani çünkü sonuçta siz aslında bunun gerçekleşmesini sağlayan şirketlerdensiniz. Haliyle bizim şu an konuştuğumuzun birkaç adım sonrasında büyük olarak planlamaya başlamışsınızdır diyerek ben sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkürler. Şimdi aslında sunumu ben şöyle kurguladım. Ben tarihle başlamayı, tarih konuşmayı çok severim. Tarih kişisel ilgim de var. O yüzden genelde sunumlara böyle biraz tarih dokusu katmayı çok severim. Dolayısıyla burada sohbet ederken de şöyle bir tarihe dönüp bakalım zamanın ruhu bize neleri söylüyor diye. Zamanın ruhu aslında 2000'e baktığımızda bize web sayfalarını, bu internet balonunun şiştiği, hatta patlamaya doğru gittiği dönemlerden bahsediyordu. Yaşça işte 30'lu yaşlarda olanlar hatırlar, 90'ların ortalarında Netscape'lerden bahsediyorduk. Burada Mark Anderson'ı görüyorum hatta. Evet, yani o günün Time'a kapak olan figürü, Netscape'in kurucusu Mark. Mark Anderson. Evet, Anderson. Ve çıplak ayakları. Bu herhalde dönemin hangi girişimcisi, genç girişimci figürü ise çıplak ayak çıkıyor galiba. Çünkü Mark Zuckerberg böyle çıkmıştı hatırladın. Aynen öyle. Şimdi 95-2000 arası müthiş bir internet ekonomisi, web sayfaları, PC, client, server altyapıları var idi. Hatırlarsınız. İşte müşteri ilişkileri yönetimi programlarından bahsediyorduk. Daha server client approach'u vardı. Her tarafta yeni yeni sayfalar açılıyordu. Yeni sayfalara milyonlarca dolarlar, milyarlarca dolarlar ödeniyordu. Netscape'in AOL'e satış fiyatı da 10 milyar dolara yakın bir rakam idi. Dolayısıyla 95-2000 arasındaki zamanın ruhu biraz daha web sayfalarının öne çıktığı bir zamandan bahsediyoruz. 2003'lerden başlayarak 2010'larda peak yaptığı döneme bakacak olursak, orada zamanın ruhu en güzel yansıtan idol Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Hani hayatımıza mobil platformlar girdi, hayatımıza aplikasyonlar girdi. Aplikasyonlar hayatımızı müthiş bir oranda değiştirdi. İnanılmaz bir dijital dünyanın, mobil aplikasyonların içerisinde kendimizi bulduk. İşte Facebook kullanmayan kalmadı artık neredeyse. Üniversitelere gidiyorum, Facebook kullanmayan kaç kişi var diyorum, 3-5 kişi el kaldırıyor. Artık hani gençleri sarmanın ötesinde 50 plus yaşlarda hızlı bir ki bence büyüme. Acayip artmaya başladı o da. Evet, inanılmaz. Yani yakın çevreden de bunu görebiliyorsunuz zaten. Aynen, yani. Benim valide kullanıyor, annem aynen. kullanıyor. Benden çok daha iyi benim kullanıyor. Benim annem Facebook kullanıyor dersem yanlış olur. Facebook yaşıyor annem şu anda. Bildiğiniz öyle yani. Her an bir tane böyle laptopu var. Daha su yani netbook kılıklı bir cihazla kullanıyor. Bu da enteresan yani. Yavaş yavaş tableti doğru da kaymaya başladı. Evet. Yani büyük kasa laptoplardan yavaş yavaş netbook formasyonuna geçti. Samsung Galaxy 3-4 olmadan bir tane set bulunuyor. Yani tamamen formasyonun tablete doğru kayıyor şimdi. Büyük boy telefon, laptop küçüldü falan gidiyor ve bütün gün Facebook'ta. Yani o yüzden ve bizden çok daha doğru koyuyor Facebook'u. İşte hakikaten lise arkadaşlarını buluyor. Onlarla toplantı organize ediyor falan. Ben yine dağıtmayayım konuyu. Evet. Hayatlarına inanılmaz bir değer katıyor insanların aplikasyonlar. Peki şimdi 2000'lerden bahsettik.
Orada daha Netscape'in kurucusunun idol olduğu bir dönemden 2010'lara geldik. Zuckerberg ve işte Zuckerberg gibi idollerin çoğaldığı bir dönemden geldik. Ama sadece burada ünlü isimler yok. Yani Zuckerberg bir rol model. Evet, ünlü oldu. İşte filmler çevrildi. Her tarafta idol şeklinde anılıyor ama hani çok da idolleşmemiş ama milyonlarca, milyarlarca dolar gelir elde eden, ciro elde eden, piyasa değerine sahip olan insanları, girişimcileri gördük. Bu mobile application dünyasında ve onun getirdiği ekosistemde. Tabii bu hani girişimcilere baktığımızda ırk, dil hiçbir şey fark etmiyor. Bugün Jawbone'un kurucusu Hüseyin Rahmani'ye bakıyorsunuz, Orta Doğu kökenli. Piyasa değeri ne kadar? 1-1,5 milyar dolarlık bir piyasa değeri. 210 tane IP'si olan hani dev bir şirket. İşte bu hani yine WhatsApp veya hani bilinen örnekleri vermek istemiyorum ama AVG örneği de çok güzel. Çek Cumhuriyeti'nden çıkmış iki mühendisin kurduğu, 2003 yılında kurduğu. Hani mobil security alanında odaklanmış girişimcilerin kurduğu ve Çek Cumhuriyeti'nden çıkan bir uygulama. Nasdaq kote oldu. Yine 1 milyar dolara yaklaşan bir piyasa değeri var. Dolayısıyla bu ve benzeri örnekler bizi bugünlere getirdi. Pebble de orada çok ciddi bir örnek bu. Aynen. Pebble sabah da söylediğin gibi o 2020 videosunu yapan Monty'de olduğu gibi Pebble yapan Eric Nigowski'yi de WebRise konferansta getirmiştik. Ama onda tabii o kadar vahim değildi, o doluydu salon. WebRise Summit'e konuşmacı gelmişti. Çok enteresandı. Çok hızlıca bahsedeyim. Pebble'ı bilenler bilir. Benim şu an kolumda yok ama normalde kullandığım bir cihaz. Pebble saatleri ilk Kickstarter'da projeyi sundu. Yanlış hatırlamıyorsam 15 milyon dolar kadar şu ana kadar Kickstarter'daki en çok funding alan proje oldu. Ortalık yerinde oynadı böyle. Bütün basın, herkes Eric Nigowski'nin peşinde. Herkes onunla konuşmak istiyor. Bütün yatırımcılar etrafında koşturuyor. Ya ben bir şansım, bizim de WebRise Summit 2012'di galiba değil mi arkadaşlar? 2012. 2012 WebRise Summit'te. Hatta buradaydık yani, bu salondaydık. 2012'de ben bir mail attım şeye, Eric Nigowski'ye. Bizim bir konferans var, gelmek ister misin? Yani şimdi ama bütün o büyük yatırımcıların ve işte Wall Street Journal bilmemlerin arasından sıyrılıp öyle bir mail atıyoruz. Adam bir anda geri döndü bana. Dedi ki, Türkiye'ye bayılıyorum, ben aşığım, İstanbul benim favori şehrim, benim bir sürü Türk arkadaşım var, tabii ki gelirim dedi. Biz böyle oturduğumuz yerde ekip cebine sarıp ağlamaya başladık. Yok şaka, ağlamadık. Dedim, süper, tamam dedim ve buraya konuşmacı gelmişti. Tabii ki tam o zamanlarda çok fazla algılanamadı. Yani Pebble neyin nesi oldu ama şu anda dünyayı kasıp kavuran bir, aynen, bir mobil Internet of Things cihazı aslında. Evet. Yani. Ve crowdfunding ile çıkıyor. Evet. Yani hani evet. İş modeli de çok güzel, harika. Şimdi zamanın ruhu bizi buralara getirdi ama bundan sonra nereye götürecek? Bir hep beraber bunu düşünelim. Biraz söyleşiyi bu tarafa doğru çekelim. Tamam, mobil aplikasyonlar geldi, internet sayfaları geldi, her şey bizi buraya getirdi. Artık hayatımızda cep telefonu gerçeği var, bilgisayar gerçeği var, aplikasyon gerçeği var. Cep telefonunu veya bilgisayarımızı uzakta bıraktığımızda, erişemediğimizde bir eksiklik hissediyoruz. Artık vücudumuzun bir parçası oldu, değil mi? Peki bugünden yarına giderken ne değişecek? Bir kere önümüzdeki 5-6 sene içerisinde yine time'a biri kapak olacak. Hani biraz amiyane tabiriyle biri kapak olacak ama hakikaten o biri zengin olacak. Yukarılara çıkacak, parlayacak. Ve bu Amerika'dan da çıkabilir, Avrupa'dan da çıkabilir, Türkiye'den de çıkabilir. Buna hani bir iki datayla destek vermek gerekirse, hayatı çok fast forward yaşarken, hızlı bir tuşa basmış yaşarken etrafımızda 50 milyar cihaz olacak. Bugün 8 milyar cihazdan 50 milyar cihaza doğru koşarken bütün iş modelleri baştan disrupt olacak, değişecek. Teknoloji bu iş modellerini alıp yeni teknolojilerle yoğurup karşımıza yeni şirketler olarak, yeni başarı hikayeleri olarak çıkartacak. 1990'ların ortasındaki Forbes 500'de bugünkü Forbes 500'ü karşılaştığımızda dramatik bir fark var. İlk 25'teki firmaların 16'sı yeni firmalar. 9 tanesi eski firmalar. 16'sı değişmiş. Ne değişti? Teknoloji değişti. Ne değiştirdi? Teknoloji değiştirdi. Neyi değiştirecek? Teknoloji değiştirecek. Hiç kimse aynı yerinde kalmıyor.
ve zaman içerisinde yeni firmalar, yeni büyük firmalar, yeni başarı hikayeleri geliyor. Uzunca zamandır şeyi tartışıyorduk. Hani next big thing ne olacak? Yeni büyük şey ne olacak? Yeni büyük şey nesnelerin interneti olacak. Trafik olacak gibi duruyor orada bakınca abi. Yeni büyük şey aslında next big thing aşikar bir şekilde nesnelerin interneti, giyilebilen teknolojiler ve makineler arası iletişim başlıklarından çıkacak. Hani bu sürpriz değil çünkü 50 milyar cihaz gelecekse bu 50 milyar cihaz bir yerde kullanılacak. Bunların etrafında tekrar aplikasyonlar, uygulamalar gelecek. Bunların etrafında tekrar servisler, hizmetler tanımlanacak ve müthiş bir değişim hayatımıza girecek. Şimdi Intel burada ne yapıyor? Hani belki birkaç cümleyle onu da özetlemekte fayda var. Intel 40 yılı aşkın süredir teknoloji dünyasında liderlik rolünde olan bir şirket. İşte bugün Wi-Fi kullanıyoruz. İşte Wi-Fi'nin mucidi olan şirketlerden biri. İşte Bluetooth kullanıyoruz. Bluetooth'u ve USB'yi invent eden şirketlerden biri. Bizim hedefimiz özellikle nesnelerin interneti ve giyilebilen teknolojilerde yine pazarı disrupt edecek, pazarı sarsacak teknolojileri kendimiz ve ekosistem oyuncularıyla beraber geliştirmek. Şimdi burada birkaç tane örnek var. Bu nesnelerin internetiyle ilgili homegrown web pages diye artık bireylerin kendi başına yapabilecekleri nesnelerin interneti platformlarını gösteriyor burada. Bunlar çalışma platformlarıdır. Farklı farklı mimarilerde, farklı farklı teknolojilerde. Tam ortasında Intel'in iki tane platformu var. Birincisi Edison platformu. Edison platformunu Pentium'u SD kart boyutlarına indirip içerisine connectivity'yi embed ettiğimiz SD kart boyutunda bir şey, board, platform. Ne yapıyor? SD kartı bir sürü yerde kullanabilirsiniz. İşte biz Las Vegas'taki tüketici elektronikleri fuarında bunu göstermek için akıllı bir bebek tulumu veya tabiri caizse bebek zıbınına koyduk. Hmm. O zıbın ne yapıyor? Bebeğin uyku paternini takip ediyor. Ne zaman uyandığını ve kalp atışlarının hızlandığını anlayınca annenin kahve bardağına mesaj gönderiyor. O da yetmez. Bebek uyandığı için biberon ısıtıcısını çalıştırıyor. Dolayısıyla nesneleri birbirine bağlayan bir platform aslında bu. Bunun bir diğer platformda Galileo board'unu yaptık. Alttaki resim. Galileo board'u da aslında daha çok giyilebilen teknoloji geliştiricilerine yönelik çıkarttığımız bir board. Burada bu board neyi sağlıyor? Birçok özelliği aynı platforma sıkıştırıyor. Nedir bu özellikler? İşte üzerine sensör takabiliyorsunuz. Bir işlemci kapasitesi, SoC'si var. Yine connectivity var. Bu daha önce yok muydu? Vardı. Buna benzer bir platform için 1500-2000 dolar harcarsanız bu platformu alır. Bunun etrafında yeni donanımlar geliştirir veya yeni yazılımlar geliştirebilir ve onu pazara sürebilirsiniz. Şimdi ne değişti? 65-70 dolara biz bu board'u, bu platformu sağlayacağız. Sağlamaya başladık. Şimdi 65-70 dolara neden sağlıyoruz? Çünkü geniş bir ekosisteme, girişimci ekosistemine bunu yaygınlaştırıp burada bugünün teknolojilerine ve yarının teknolojilerine iş geliştiricilerin, girişimcilerin yeni ürünler, yeni tasarımlar geliştirmesine vesile olmak istiyoruz, yardımcı olmak istiyoruz. Bunu hani bütün dünyada bir lansmanla duyurduk. Hatta şu anda da Make It Wearable diye bir yarışmamız var. 1.3 milyon dolar ödüllü, büyük ödüllü. Toplamda 1.3 milyon dolar. Birinciye yarım 500 bin dolar ödüyoruz. Çok müthiş bir şey yarışma. Şimdi burada hedef bundan önceki dalgalardan bir şeyler öğrenerek yeni çıkacak dalga üzerinde ekosistemi harekete geçirebilmek. O hani yükselecek dalganın hype'ın da ismi belli oldu. Nesnelerin interneti. Bunun etrafında müthiş fırsatlar var. İşte bu akıllı zıbın bir örnek ama mesela hani biraz daha gözümüzde canlandırmak için etrafımızda dokunacağımız elektrik giren her şey elektronik olacak. Akıllanacak. Ve bunların hepsi birbirine bağlı olacak. Yani hayatımızda şu anda teknolojiyi gördüğümüzü
zannediyoruz ama daha henüz hiçbir şey görmedik. Hayatımızda teknoloji bugün bilgisayarlarla, tabletlerle, cep telefonları ile var. Ama hakikaten hiçbir şey görmedik. Bunlar birbirine bağlı değil. Bunlar kontekstleri anlayamıyorlar. Bunlar hayatımızda her dokunduğumuz yerde değiller. Şu anda cebimizdeler, işte masamızın üzerindeler veya işte çantamızın içindeler. Ama önümüzdeki dönemde giydiğimiz tişörtte olacaklar, cekette olacaklar, kaskta olacaklar, dokunduğumuz duvarda olacaklar, lambalarda olacaklar, bindiğimiz asansörün motorunun doğru çalışıp çalışmadığını sens edecekler, işte buzdolaplarında olacaklar, her şeyde olacaklar. Dolayısıyla hani o fast forward logosunu oraya koymamın sebebi de hayatı şimdi yaşadığımızdan çok daha hızlı bir şeyde yaşayacağız, hızla yaşayacağız. Dolayısıyla bu özellikle bizim gibi teknoloji dünyasında olan, teknolojiye gönül vermiş insanları da müthiş heyecanlandıran bir gelişme. Diğer taraftan aile içinde teknolojiyi bilen insansanız bugün itibaren yandınız artık. Yani evet. Eskiden sadece ya olmuş telefonu nasıl halledeceğim diye sorulurdu. Bundan sonra bitti yani artık. Evet. Yani çünkü saati bilmem nesi, yüzüğü, şusu, busu falan derken teknolojiyi bilenler yandılar. Burada başka slide yoksa eğer... Bir iki slide var ama altlık slide'lar. Hiç okay. Direkt şey ben, genel konuşmaya geçelim. Özellikle bir öncekine geri gelebilir miyiz abi? Şöyle, çünkü bu beni aslında en heyecanlandıran taraf şu anda. Yani burada girişimcilikle alakalı bir konferans değil ama bizim aramızda bir sürü girişimci var tabii hala ve Brazil kitlesi gerçeği olduğu için. Ve sizin o yarışma da ilgimi çekti. İsmini daha alayım mı? Make it wearable. Make it wearable. Yani şimdi bu dünyaya proje geliştirmek aslında tahmini kadar da zor değil. Evet. Sizler gibi firmaların bu alanda yaptıkları üretimlerden dolayı aslında. Ben çok birebir takip ediyorum. Özellikle Internet of Things dünyasını. Bu alanda olabildiğim kadar destek olmaya çalışıyorum. Ne bileyim işte proje varsa tanıştırmaya çalışıyorum insanlarla veya kendim ne bileyim ya hiçbir şey yapmıyorsam Kickstarter'dan inandığım bir projeye destek oluyorum, bir şey yapıyorum, ürün alıyorum falan, böyle bir dünyam var. Şimdi o yüzden şimdi burada bir kere gerçek olan şu, işte Intel başta olmak üzere zaten birçok platformu, board'u zaten sağlıyor şu anda. Ve şu anda bana sorarsan şey tarafı, Internet of Things dünyası aslında tahmini kadar elektronik bilmem ne yarattan ziyade inovasyon ekseninde gidiyor evet. Aslında ve biraz daha design, işte orada yaratabildiğin innovation, hangi problemi çözüyorsun ekseninde gidiyor. Evet. Yani o yüzden şurada bahsettiğin biri Galileo'ydu, öbürü neydi? Edison. Edison ve Galileo'nun sonu zaten yapabildiği şeyler, bugün zaten kullandığımız cihazların çoğunu yapabildiği şeyler. Yani işte nedir o? İşte atıyorum şu an tamamen. Pebble saat, işte bilmem ne hareket, işte o health, sağlık, fuel band gibi uygulamalar vesaire. Zaten bunların çoğunu yapabildiği şeyleri yapıyorlar. Büyük olsa o boardlar diye tahmin ederek evet. Konuşuyorum şu anda. Geriye ne kalıyor? İnsanoğlunun yani girişimcinin birazcık design bakışı. Çünkü yani burada Kickstarter'a düzenli bakanlar bileceklerdir. Aslında bir şeyi satın alırken veya alırken veya bir şeye destek verirken aslında design'ı bizi çoğunlukla etkileyen konu oluyor. Bir de ne güzel diyoruz. Altında yaptığı şey zaten sizlerin sağladığı boardların yapabildiği şeyler. O yüzden ben bu alanda gerçekten girişimciler için çok güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle girilmesi gerekiyor. Çok da yani tamam kolay bir alan değil elbette ki ama çok zor bir alan değil çünkü sizler zaten bunun altyapısını büyük oranda sağlıyorsunuz. Yani klasik kod yazmak kalıyor aslında geriye belli oranda diyebiliriz. Doğru. Şimdi hayatımızdaki birçok şeyi yeniden tanımlamamıza vesile olan teknolojiler bunlar veya hayatımızda olmayan şeyleri hayatımıza sokacaklar. Şimdi mesela özellikle yaşlanan insanlar için duruş bozuklukları, o belin bükülmesi mesela hayat standartını düşüren özelliklerden biridir. İşte yaşlandıkça insanların omurga sistemi çöker, öne doğru eğilirler. Bu da ağrılara, işte bir takım hastalıklara, kas hastalıklarına vesile olabilir. Örneğin giyilebilen teknolojilerde skolyoz hastalarını uyaran veya duruş bozukluklarını uyaran tişörtlerin olması insanların hayatına yeni bir şey getirecek. Veya işte bugün asansöre biniyoruz. Düğmeye bastığımızda asansörde kalma diye bir olgu
5 sene sonra, 10 sene sonra hayatımızda olmayacak. Neden? Oraya koyacağınız bir sensörle zaten oradaki ısınma, zaten oradaki bozukluğu önceden sens edip onu ortadan kaldırabileceksiniz. Dolayısıyla hayatımızda olan şeyler daha da teknoloji yoğun hale gelecek ve hayatımızda hiç olmayan şeyler de hayatımıza girecek. Bu girişimciler için bir fırsat. Ama sadece girişimcilerden bahsetmiyorum ben burada. Yerleşik şirketlerin de hayatını değiştirecek, bireylerin de hayatını değiştirecek. Düşünüyor musunuz ki bugünkü bankacılık sistemiyle 5 sene sonraki, 10 sene sonraki bankacılık sistemi aynı kalacak? Bugünkü otomobillerle, 10 sene sonraki otomobiller, bugünkü duraklarla, bugünkü şehirlerle smart city'ler arasında bir fark olmayacak. Her şey inanılmaz değişecek. Bireyler de değişecek, şirketler de değişecek, yeni şirketler gelecek, ülkeler de değişecek. Bunlardan hiç kimse bir hani bağışıklığı yok. Çok uzaktan bahsetmiyoruz galiba. Bunu aynen, yani bir 5-10 sene içerisinde dramatik farklar göreceğiz. Fasıl süremiz bitti. Hatta yani malum birazcık biraz önceki o öğle arası öncesinde ben biraz sarkıttığım için program hatta sonra gerisine kaldık akışın, ama şunu da sormam lazım. Yani Intel için şu anda benim anladığım kadarıyla, yani sen şimdi burada sonuçta Intel Türkiye ülkemiz olarak oturuyorsun ve aslında tamamen mobilite, internet of things vesaire konuşuyoruz. Tamam, tabii konferansa özel böyle bir şey yapıyorsun ama klasik Intel'in ana iş alanı olan işte CPU'lar vesairelerin yanında bu dünyanın aslında günün birinde oraya yetişeceği, hatta belki geçeceğini düşünüyorsunuz diye bunlara baktığınızı evet. Varsayıyorum. Şimdi Intel'de kendisini değiştiren firmalardan, zamanın ruhuna uyan firmalardan biri. Yani 40 senedir bizi buraya getiren başarılar önümüzdeki dönemde başarılı olacağımızın garantisini vermiyor. Dolayısıyla biz tabii ki bilgisayar dünyası bizim core işlerimizden biri, ama bilgisayar dünyası da evriliyor. Yani eski bilgisayar dediğimiz büyük kasaların yerine bugün all-in-one'lar aldı veya ikisi bir aradalar aldı veya işte ultrabook'lar aldı veya işte tablet dediğiniz şey de aslında bilgisayarın evrilerek geldiği bir şeydir. Ama biz artık kendimizi hani donanım firması olarak tanımlamıyoruz. Donanımın yanında software firmasıyız. McAfee'yi aldık, birçok firmayı satın alıyoruz. Donanımın değişik alanlarına giriyoruz. İşte bugün Basic Science alarak akıllı saat tarafına girdik. Hani bizi orada heyecanlandıran şey Basic Science'ın sadece akıllı saat üretmesi ve bizim de oraya inorganik bir şekilde giriyor olmamız değil. Onların patentleri, onların teknolojileriyle önümüzdeki dönemde yapabileceklerimiz heyecanlandırıyor. Bugün araba markalarının özellikle lüks segmentinde var idik ama aşağıdaki segmente doğru da iniyoruz. Hyundai, Toyota, Nissan derken hani orta ve düşük gelir seviyesine sahip insanların alabilecekleri arabaların da hepsi internete bağlı olmaya başlıyor. Orada da varız. Dolayısıyla hani Intel, klasik Intel'den biraz daha bir teknoloji firmasına doğru dönüşen, farklılaşan bir Intel olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür için. Ederim. Çok sağ ol, çok keyifliydi. Vizyonu iyice açtık bakalım. Bundan sonra nereye gideceğiz? Çok sağ ol, geldiniz.